Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı ile işte tekrar birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas, Burcu Tuğran Bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Yağcı, stüdyoda konum. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne ettiniz, geldiniz efendim. Şükürler olsun bu haftada buluştuk. Elhamdülillah, evet. Çok, evet. Şükür. <laughs> çok şükür. Evet, arkası yarın gibi olacak ama biz havai fişekleri demiş ve orada bir nokta koymuştuk. Koymuştuk. Ben Erzincan'da iki gün kaldım. Her iki gün akşam saatlerinde çok şehrin değişik yerlerinde efendim havai fişeklerin nasıl patlatıldığına şahit oldum efendim. Evet. Bir gürültüyle patlatılıyordu. ya Bu adet bize nereden geldi? Yani burası Erzincan, Anadolu'nun çok önemli şehirlerinden bir tanesi. Ee, Doğu Anadolu bölgesinin efendim iç Anadolu'ya Sivas'a vesaire Tokata açılan Doğu Karadeniz'e açılan kapısı. Evet. E nereden çıktı bu havai fişek diye bir soru geldi aklıma ama siz bu konuda zaten araştırmalar yapmıştınız Sağ yaptınız. Olayım. Bir de çelenk var efendim. Yani filmlerde, dizilerde gerçek hayatta, değil mi efendim? Evet. Her tarafta çelenk var. Bir yerlere çelenk, bu çelenk. Bol, 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 Her tarafta çelenk. çelenk, törenlerde. Evet, bir de şimdi moda olduğu dilek feneri var. Bunların hepsini konuşacağız. Dilek feneri mesela Üsküdar'da e, Kuşkonmaz Camii'nin bu tarafına geldiğinizde akşam oradan geçenler görürler. Dilek fenerleri böyle. Evet. E. Birçok yerde deniz bir çok yerde. ararlar onun için. Evet. Nereden çıktı bu adet bize? Nereden geldi bu adetler? Bunların amacı ne? Hedefi ne? Şimdi başlayabiliriz değil mi? Bence başlayalım. başlayalım ama. Lütfen evela, havai fişeklerden başlayalım. Evet. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Siz bu işin yöneticisi olarak idarecisi olarak bir sürü borcumuz var bizim dinleyicilere. Evet, bir berberi anlaşmasını anlatacaktık. O kaldı. Borç bak. Be borcu. Borç <laughs> evet yiğidin kamçısı ama evet. yani bu kadar da çok borçlu olursa olmaz. Yiğit kalmaz lazım ortada. Benim Abide-i Hürriyet Hah. tepesindeki yatanlar yarım kaldı. Ya. Yeah. üç kişi yazdık. Mahmut Şevket Paşa ile beraber iki Konuştuk. tane yağ verini, Evet. Diğerleri kaldı. Bitmedi. Var. Var. Bu borçları ben not ediyorum. Peki Eber. Ben borca sadık birisiyim. Yani bizim programımız <laughs> da borca sadık. Ama evet. ne yapalım ki şimdi gündemin peşinden koşsak hiç yetişecek gibi değil. Evet. Önünü almak Eğer gibi değil. Eğer biz gündemi yakalamaya çalışsak ee, her seferinde ayrı bir hava çalmamız lazım. Bunu çalacak bir ses heyeti de bulamayız. <gülüyor> zaten, <gülüyor> Biz yetemeyeceğimiz gibi. Zaten sürükleniyoruz. Önünü Şimdi alamadık. Evet. ne yapmışlar? Avrupa Birliği ülkeleri, evet. AB ülkeleri bir ordu kuruyorlar. Biliyor musunuz? Tabii. Ne ordusuymuş adını söyleyeyim. Adı şimdilik uydurukça olmuş da bir ad koyacaklar ona ülkemize gelmeyin ordusu. Mültecileri sokmamak için Avrupa Birliği'ne evet. bayağı resmi ve silah kullanma yetkisi olan, silah taşıma yetkisi olan bir silahlı kuvvetler kuruyorlar. Evet. Avrupa devletleri sömürdüğün zaman iyiydi. Gittin sömürdün, perişan ettin kaynaklarını. Everim insanlara balık tutmayı da öğretmediniz. Tabii. Hepsi aç, sefil, perişan. Nereye gelecek? Zaten aldıklarınızdan... kuvvetlerine gittin oraya. Evet. Aldıklarınızdan biraz bize verin gari diveye başladılar adamlar. E, haklarıdır. Hakikaten öyle. Afrika öyle değil mi? Orta Doğu'da öyle yapmadılar mı? Hale yapmıyorlar mı? Şimdi aynen aynen. Evet. Peki bu ordu bayağı masraflı bir şey olacak. Tabii. Bunların içinde hiç akılları yok mu acaba? Avrupa Birliği'nin yönetici kadrosu, geri plandaki fikri kadrosu. Ya biz bu orduya edeceğimiz masrafı biz hakikaten bu adamların e, aç kalmasına sebep olduk. Ondan geliyorlar. Evet. Gelin göstermelik de olsa bir show son, yapalım. Affedersiniz namusu kurtarmak uğruna da olsa efendim o memleketlerde hı hı. bu mültecilerin geldiği memleketlerde biz göstermelik de olsa birer yatırım yapalım ya. Ha desinler ya Hollanda geldi. Hakikaten biz de topraklarımız var ama işletmeyi bilmiyorduk. Teknik ziraatı öğretti desinler ya. Yani. Değil mi? Efendim? Mesela Fransa'nın Suriye'de çimento fabrikası var. Ya o da o da orayı gene sömürmek için. Bir de bu adamlara <laughs> evet. bir iş çalışacak kapı, bir çimento fabrikası kaç iş çalışır? Alsın 200, alsın 300, Ter alsın 500. Teröristlere mevzi kazalım. Yani o Afrika'ya giderken kazılan yerlere baktık... Ya. ...dökülen betonlar için... ...ya böyle olmasın... ...o teröristler de orada yaşayamaz zaten... Evet. ...böyle yatırım yaparlarsa... ...bunu düşünseler de... ...Orta Doğu'da... ...efendim... ...Uzak Doğu'ya doğru Afganistan'da... ...Pakistan'da, Bengaldeş'te... ...Arakan Müslümanların olduğu bölgelerde... ...Türkiye şimdi... E, TİKA vasıtasıyla... ...Türkiye işbirliği ...Koordinasyon olarak efendim çeşitli sağlık kuruluşları yapıyor. O kadar memnun ki insanlar ya. O adam bu hastalığı tedavi ettirmek için ülke ülke dolaşacaktı. Dolaşmak için de parası da yoktu. Ölü ölecekti. Şimdi onun torunları veya evlatları diyorlar ki ya babamız çok şükür sağlığına kavuştu. E, Türkiye'ye müteşekkirler kime mikrofon uzatılsa hiç ısmarlamaya lüzum yok. Bunu yapsalar gelmeyin ordusuna hiç ihtiyaçları yok. Bakalım soru ne olacak? Gelmeyin ordusu. Bizim <laughs> ileride herhalde gündemimize çok bu konuşulacak. Malzeme olacak. Avrupa'nın yeni kurmuş olacağı gelmeyin ordusunun akıbeti ne olacak? Onu takip edeceğiz. Peki evet. Yani silahlı kuvvetler kuruyorlar. Tabii. Bir zabıta kolluk falan değil. Evet. Silah taşıma, silah kullanma yetkili adamlar kuruyorlar. Öyle tekme falan yetmiyor, mermi sıkacak. Tabii canım. Hani tekme Tabii. atıyordu ya. Tabii. Yani İsrail'in yaptığını, İsrail'in bugün Filistin'e karşı yaptığını Avrupa Birliği sınırlarına gelip de plajlarda millet kendi vatandaşları şezlonglarda uzanıp keyif yaparlarken buzlu neylerini işte yudumlanlarken, efendim onlar gelip de orada rahatını kaçırıyor diye ...bir tarafta da böyle o ordudan adamlar duracaklar. Şşş, çekilin, çekilin. Evet. Paryalar diyecek. Ya da e, o sahillerde oynayan, top oynayan çocukları ya. yukarıdan bombalayacaklar. Ya bu insanların, bu insanların ya. içinde öyle masum, öyle günahsızları var ki bir gün bunların bedduası bir Avrupa'yı tepe takla eder. Evet. Tepe takla eder. Bir tanesinin bedduası. Hı. Şimdi bu şeye havai fişeklere affedersin ben biraz taktım. Yani biraz argo oldu ama taktım. Hayır, çok affedersiniz. Niye? Nereden geldi bize? Niçin oldu? Biz niye yapıyoruz? O, o onu anlamlaştırmak lazım. Bir yılbaşı evet. günü ben Belçika'daydım bundan 15 sene kadar önce. Ertesi günde oradan e, huduttan şeye e, Almanya'nın Ahın şehrine geçtik. Yani 31'i 1'e bağlayan gece Belçika'daydım. Biri sabah da bir arkadaşın arabasıyla Ahın'a geçtik. Ahın da çok ağaçlı ağaçlı bir yer. Haçlı seferlerin ilk başladığı yer diye meşhur edilmiş. Haçlı seferde de herkes sahip çıkıyor. Kim başlattı o da belli değil. Belli de. Merkebe ters binen papaz. <laughs> topal merkebe <laughs> topal. binen. Evet. <laughs> ters binmemiş de topal binmiş. Şimdi topal eşeğe binmiş. Evet. Ne kadar olursa. Şimdi o çiçek gibi şehir, ağaçlık, fağaçlık böyle havası hoş bir şey. Almanya'nın diğer şehirleri gibi böyle sanayi karanlığı yok orada. Üniversiteler şehri diyorlar zaten. Hmm. Temiz tutuluyor şehirleri. Otopark meselelerinden falan dikkat ediyorlar. Evet. Her taraf gece atılan havai fişeklerin içinden çıkan renkli kağıtlar var böyle. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Hani yeni kapı meydanında bir miting oluyor, halk boşalıyor, ertesi sabah çöpçe gidip temizliyorlar. Oradaki halin on misli pis olmuşlardı. Caddeler. Bunu, bunu, nasıl tarif ediyorsunuz? Yani insanların vurdum duymazlığı mı, ıı, taşkınlığı mı, çevreyi Bu niye havayı bir ya? Yani? Atallah Bey bir defa işe bir ekonomik yanaşalım. Evet hem ekonomik hem de çevreyi kirletme var. Şimdi siz bir şey anlatıyorsunuz. Şehrin her tarafında evet. kirlilik var yani temizlikleriyle şeyle ilgilenecek diye. E, tabii. tabii. Ozon tabakası kahrından delindi ya. Evet. Yeter dedi ya. Ben sizin pisliğinizi bu kadar taşıdım taşıdım. Artık tutamıyorum arkadaş dedi. Delindim gittim ben dedi ya. Kendiniz çarese bakın. Hadi şimdi ultraviyonun altında kıvrıla kıvrıla ölecek insanlar. Peki niye böyle bir şeye başladım? 19 Ağustos günü 2018 günü Hollanda'da 39. 39'uncusu yapılan uluslararası havai fişek festivali haber bültenlerine girdi. Evet. Hollanda'nın Lahey şehrinde. Dünya Adalet Divanı falan filan dünya adalet dağılıyor ya. Evet. Bak. Adalet dağılmasının da fişekleri patlıyor. Her yıl geleneksel olarak yapılıyor bu. Resmen 39 yılda başlamış. Ama daha önceki başlayışları 1300'lü yıllara varıyor. Aa. Tabii. Tabii bunun tarihi var. Tapınak şövalyeleri. Tapınak şövalyeleri de zaten o da borçlarımızdan birisi. Öyle mi? Tapınak şövalyeleri yok. Hı hı. Tapınak şövalyelerin papayla bir kral el ele vermişler. Biz resmen kapattık demişler. Şimdi tapınak şövalyesiyim diyenlerin hepsi ki sahtekar hastaneciler üzerine eklemişler onu. Tapınakçılar yok. Hastaneciler var. Tabii. Ve Papa yasaklamış bunu. Hmm. E niye tapınakçı diye şimdi çıkıyorlar? Adı tapınak olduktan olduğu için mi acaba? Aslında tapınakla bir ilgileri yok değil mi efendim? Yok canım mama yani... meselesi. Şimdi Kudüs'te mama... iki, iki <laughs> şey, <meselesi> çok... <laughs> iki ee, onlara göre vakıf gibi olan evet. tarikat, onların tarikatı, gelen Kudüs'e gelen ziyaretçilere, dini yer ziyaretçilerine hizmet vermek için kurulmuş. Evet. E, Hizmette bedava verecek değiller bizim vakıflarımıza. Kıyas kabul etmez bunların kurdukları. İşte hastaneler kurmuşlar, efendim, mesela konaklama yerleri Tabii, kurmuşlar, aşılar kurmuşlar ama var, paralı. Evet. Osmanlı'daki gibi bedava değil. Ve buradan da para kazanıyorlar. Yani aslında bizden çalmışlar resmen, ama işi paraya tevcih etmişler. Resmen Kudüs'e gelen kendi dindaşlarının Hı. orada kaldıkları süre içinde seyahatleri zamanında ve ziyaretleri zamanında edecekleri masrafları kendilerine akıtmak için kurulmuş. Hı. Ve bunlar çatışmaya başlamışlar aynı dinin mensubu, biri tapınakçı, biri hastaneci. Hmm. Papa mecbur kalmış yoksa işin rezaleti çıkıyordu. Onun için de tapınakçıları kapattılar. Nasıl kapatıldı hikayesi anlatacağız ama havai fişek. Parayı paylaşamadılar herhalde tabii. E tabii canım. Evet. Tabii canım. Şimdi bu seneki festivalde İngiltere birinci olmuş. Hmm. Bu festivale yarışmaya daha doğrusu bu Hava fişek yarışmasına festival karışımı. Bu sene Hollanda, Avusturya, Çin, İngiltere, Japonya, Belçika, Almanya, İspanya katıldı. Birinci İngiltere oldu. İkinci İspanya oldu. Üçüncü Çin. Geçen sene İspanya birinciymiş. Bunlar lahey malum sahilde bir yer. Evet. Sahilden gemiyle açılıyorlar. Her taraf elektrik olduğu için lehlinin içinde dadı çıkmıyormuş. Bunların ne kadar güzel olduğu fark edilemiyormuş. Jüri heyeti zorlanıyormuş birinciyi seçmekte. Çıkıyorlar o gemiden. Bir ekip geliyor. Gelsin İngiltere ekibi. 15 dakika senin sahne. Havai fişek patladı. 15 dakika kesiksiz. Bir havai fişek 60 lira Allah Bey. Bir başka cinsi bataryalı dedikleri cins 80 lira. Efendim 20 atarlı bataryalısı 90 lira. 25 atarlı olan da 115 lira. Şu andaki yani şu anın fiyatı. Bunun maddi külfet tarafı binlercesi atılıyor ama simge anlamı da vardır mutlaka. Simge anlamı var. Bir defa ekonomik bakımdan dünyada Türkiye 3,5 milyon 4 milyon mülteciye kucak açıp 35-40 milyar lira masraf ederken bu mültecilere yardım bu ülkelerin hiçbirinden gelmedi. İngiltere'den de gelmedi, Almanya'dan da gelmedi. Katlandı. Bunlar havai fişek patlatıyorlar. Havai fişek patlatıyorlar. Eğleniyorlar. Ha. Evet. Herhalde kendi mültecileri de bunları seyretmişlerdir bak. Tabii. Onlara sığınanlar da seyretmiştir. Ve o atıldığı gece belki de bir kuru ekmek parçası çöpten buldu. İngiltere'ye mülteci gelen o ekmek parçasını geberken de işte o havai fişeği Hollanda'da seyretmiştir. Veya televizyonlarda seyretmiştir. Siz insan olarak söyleyin bakalım hangisi doyurur insanı? Havai fişek gitti. Okyanus şimdi ders bitti. Bir servet hiçbir işe yaramadan sadece gösteriş için kullanılırsa bir yerde de milyonlarca insan açlıktan dolayı ...denizlerde boğulmayı göze alırsa... ...iki yaşındaki yavrusunu... ...ana bağrına basıyor. Beraber ölüp gidiyorlar ya. ya. Bu anne hepten vicdansız mı yani? Bunun sonu ölüm olduğunu biliyor ama... ...yavrusu orada da kalsa... ...orada da, da ölecek. Bağrına basıp geliyor ya. Kendi ya. de ölüyor, yavrusu da ölüyor ya. Evet. Gösterici için... ...çevreyi kirletmek de cabası. Hani, hani papa sen çıkıyorsun... ...Sen Pierre Meydan'la da millete... ...şefkat... Nutuklara atıyorsun. Hani hani insanlarından dünyadaki bu yoksullara şefkat. Bir de Yok. E, düşük düşük markalı bir araca biniyorsun, e, hava atıyorsun, farklı bir imaj çiziyorsun. Buyurun efendim. Lahey şahşah, debdebe, israf. Lahey sahilde eğlence, evet. Uluslararası havai fişek festivali Şiveningen Vakfı tarafından organize edilmiş. Ha bu çok önemli. Bu vakıf... ...temeli nereye dayanıyor? Bu çok önemli. Ha. Evet, tapınakçılar... Ha. ...iptal edildi. Ha. Hastanecilerin merkezi Malta. Daha Malta'ya dokunacağız. Tabii. Malta. Ama... ...bunlara Avrupa'da... ...demokrasiyle bağdaşabilmesi için bürolar, yardım dernekleri kurma yetkisi verildi. Şu anda Avrupa'daki bütün Avrupa Birliği ülkelerindeki milliyetçilik adı altında ırkçılık ırkçılık adı altında yapılan gösterilerin ve bütün eylemlerin öldürmeler dahil yakmalar, yıkmalar, camilere saldırmalar hepsinin arkasında hiç kimse başından atmasın bu hastanecilerin kurdukları dernekler bunun merkezidir. Yani nasıl e, Bush, W. Bush Irak'a saldırırken ikiz kulelere vurulunca şimdi Haçlı seferleri başladı dedi ya. Evet. Ağzından kaçırdı. Bu saklanacak bir şeydi. Ama gerçekti. Yalan değildi. Bush yalan söylemedi. Evet. Sarhoştu marhoştu ama Yalan söylemedi. Patavatsızca söyledi. Evet millet arası alınan bir kararı orada ağzından kaçırdı. Trump'ın patavatsızlığı gibi. Hiç papalık dahil kimse de bunu yalanlamadı. Böyle bir haçlı seferi başlatılmadı. Başlasa biz papalık olarak haberimiz olur demediler. Çünkü sekiz numaralı birden sekize kadar olan numara konmuş. Sonra bakmışlar ki numarayla bütün rezilliğimiz ortaya çıkıyor. Numarasız Niğbolu, Kosova, Varna bilmem ne bunların hepsini numarasız Haçlı Seferi yine Haçlılar yaptılar. Yine Haçlı kıyafeti giydiler. Birisi efendim beyaz elbise üzerine kırmızı haç yapıyor. Öteki siyah haç yapıyor. İki tarikatın farkı da birbirinden bu. Elbisesinin üzerine haç takarak gidiyor. Haç onları koruyacak herhalde. Eyhani Hristiyanlık Allah Teala'ya tapıyordunuz. Haç mı koruyacak sizi? Efendim. Bu vakıfta bu derneğin bir vakfıdır. Yan kollarıdır. Evet. Alman vakıflarından biri de olabilir bu. Hollanda'daki bir vakıf yapmış. Onların da Flamanca konuşan bölgesi var Belçika'nın. Evet. Orada da olabilir. Hollanda'da da olabilir Flamanca konuştukları için. Efendim ama Almanya'daki bir derneğin de, bir hastaneci tarikatının derneğinin de bir yan kolu vakıf olabilir bu. Anladım. Efendim kısa bir reklama gidiyoruz. Araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı misafirim. Kısa bir reklam arasında tekrar birlikteyiz efendim. Evet sevgili dinleyiciler Söz Sözü Açtı programında e, efendim, araştırmacı tarihçi İsmail Yağcı var konuşuyoruz. Havai fişekler en son Alman Vakfı olabilir dediniz hastaneciler vakfı. Tabii, tabii. Almanya bu konuda çok zengin biliyorsunuz. Alman vakıfları çok yaygın. Hemen hemen her alanda e, Doğu Anadolu'daki Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesindeki hmm. Ağrı, Kars dahil evet. 14 tane vilayetin ilçelerinde bir Alman vakfının eğitim müessesesi, spor müessesesi diye yurt diye belediyelere yapıp da hediye ettiği binalar var. Buyurun. Bunlar incelensin. Bunları kim yaptırdı? Hangi vakıf yaptırdı? Şimdi geçenlerde Alman efendim şey geldi, bakan geldi. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin fikirlerini destekliyoruz. ...hem Amerika'nın o salo'larına karşı... ...aynı zamanda İdlib meselesinden dolayı... ...ama bakıyorsunuz... ...Almanya'da geçen gün binlerce... ...geçenlerde binlerce... ...PKK militanı gösteri yapıyor... ...Alman polis de takip ediyor... ...bunlarla beraber yürüyor sadece... ...koruyor neredeyse... ...öbür tarafta FETÖ'cüler... ...ve diğer efendim... E, ...suç ürgütleri özellikle de HKPC... ...hepsi orada <laughs> nevşinema buluyor efendim... ...evet evet Almanya böyle bir Almanya... ...peki... Şimdi fiyatlar böyle. Evet. Ekonomik tarafı, hı hı. yani bu festivalin yapıldığı 19 Ağustos günü yapılan masrafın e, mali portresi baya bir memlekete birkaç tane fabrika kuracak kadardır. Evet. İnsanlara iş yeri açılabilirdi. Yapmadılar. Her memleketinki böyleydi. Çin'de katılmış aralarına. <laughs> evet. Şimdi. Havai fişeklerin başlangıç yeri Malta'dır. Malum 1094-95'lerde birinci Haçlı Seferi evvela Antakya'yı kan gölü yapıp sonra Kudüs'ü kan denizi yapıp 70 bin kişiyi çoluk çocuk demeden din ayrımı yapmadan bizden değil diyerek kestikleri zaman orada bir Kudüs krallığı kurdular. Bu iki tarikat da <laughs> Tapınakçılar ve Hastaneciler, Hospitaller ve templiyer dedikleri e, tarikatlar da oralara sosyal tesisler kurmak maksadıyla yerleştir dini rengi de yakalamış oldular böylece. Evet. İşte gelenleri onlara hacı demek doğru değil. <laughs> Maalesef Türkiye'de de e, bültenlerde bakıyorsunuz Kudüs'e gelen hacılar falan diyor. Yok böyle bir şey. Ama özünde katliam yapanlar. Dini ziyaretçi bunlar. Anladım. Hayır gelenler de dini ziyaretçi. Tabii dini ziyaretçi. Fakat hayır bu iki vakıfta tapınakçılar da şeyler hastanecilerin özünde müthiş, katliamlar var. Müthiş katliamcı. Katliamlar var ve suikastler var. Evet. Biraz o hani e, kaledeki büyücü e, kitabını okurken aklıma şey geliyor. Ee, ne diyorsunuz İsmailiye koluna bağlı bir şey var ya. Hasan Sabbah, Hasan Sabbah gibi yani. Sanki evet. şeyi oradan almış, felsefeyi oradan almışlar gibi. Evet. Evet. Şimdi <laughs> Kudüs'ü ellerinde tutamayınca Akka'ya sığındılar. Hmm. Selahaddin Eyyubi'ye Muharebesi muharebesiyle beraber Kudüs'ü vermeye mecbur kaldılar. Ya bir kişi öldür Selahaddin Eyyubi'yi. Siz de suçluydunuz da bir kişi öldür. Hayır. Kimsenin kılına dokunmadı suçlu suçsuz. Kudüs'ü aldığında. Ama bizim medeniyetimizde. Devri, medeniyetimizden... sabık, devri sabı, Sabık'ın peşine düşmedi. Bizim... Ya Rabbi bana Kudüs'ü nasip ettin dedi. Ben burayı senin emrine uygun oraya gider edeceğim. Bizim medeniyette yaşatmak var yalnız. Evet. Ay, Onlar da öldürmek, öldürmek var. var. Seyreltmek var. Evet. Öldüremezse seyreltiyorlar. Evet. Kaçırıyorlar işte ölüm ve sürgünde bugün efendim? Afrika'da Orta Doğu'da yapılanlar öyle efendim evet. seyretiyorlar katliamla yapıyorlar katlediyorlar Evet. Akka'ya da sığınamayınca Kıbrıs'a kapağı attılar Kıbrıs'a da bu iş yürümeyince bu arada da Papa tabii, onu ayrı bir programda anlatacağız Papa bunların birini kaldırdı ortadan Yoksaydı. saydı ötekiler Rodos'a gittiler hastaneciler hastaneciler onlar tapınakçı değildi. Hastaneciydi onlar. Rodos Şövalyeleri. Hac yolunda çok büyük rahatsızlıklar verdiler. Kanuni Sultan Süleyman Han başa geçtikten sonra Saltanat'ın ikinci yılında zaten Yavuz Sultan Selim Han zamanında Piri Mehmet Paşa Rodos'u FET'e olgunlaştırmıştı, hazırlamıştı. Alındı. Tapınakçı'nın başı Grand Senyor denilen adama da baktı kanuni yahtı. Vah veda geldiğinde. Çok da ihtiyarmış ama ne yapalım dedi. Evinden yurdundan uzaklaştırıyoruz. Düşünün ya. Binlerce hacının yolunu kesip hacca gidecek olan hanımefendileri evlerinde hizmetçi yapan beylerini efendim kalelerinde veya gemilerinde kürekçi yapan veya hizmetçi işçi yapan kimseleri alıyorlar ve adam veda geliyor sultana bir veda edeyim diye. Ee, girdiği salona adam böyle ihtiyar olunca oturtturuyor onu. Vah diyor ya, çok da yaşlıymış yazık oldu diyor ya. Memleketinden uzaklaştırdık. Ya. Keferenin başı dememiş. Dememiş. Vurun kellesini dememiş. Hiç. Kıbrıs'ın fethinde de Rodos'un fethinde de Osmanlı askeri böyle bir şey yapmadı. Ama tabi Magosa'nın teslimi sırasında döneklik yapan birisini de Lala Mustafa Paşa cezasını verdi. Yok arkadaş. Merdane düşman da olsa merd olacak. Veda geldin geldin. Tamam. O ayrı bir hikaye. Evet. Şimdi Rodos'tan da çıkınca bunlar Malta'yı kendilerine üst edindiler. Düşünün. Malta 1798'lere kadar deniyor ama ben şu anda da gene onların esas yeri Malta'dır diyorum. benim evet. Turgut Reis zamanında orası alınacakken e, Turgut Reis rahmetli e, istemediği bir savaş tarzıyla karşılaştı. E, Kanuni Sultan Süleyman Han orayı muhasar edecek komutana ve e, Serdar'a yani asker, kara askerine Serdar'a, deniz askerine de, e, de kaptanı Derya yani filo komutanına dedi ki Turgut Reis gelmeden muhasaraya başlamayın. Onlar da aralığında anlaştılar. Padişah nerede bizi duyacak, bilecek. Biz de der muhasara edelim. Ene ene var ya ene. Ya. Zaferin zaferin getirisi bize kalsın diye. Parası pulu değil ha. O gelmeden aldık. Evet. Turgut Reis ertesi gün ancak yetişebildi. Rahmetli. Baktı. Dedi ki yanlış yerden muhasar etmişsiniz. Buralar çıkarmaya hiç müsait değil. Bura başarı vaat etmiyor. İngır mıngır demeye başladılar. Dedi ki yok zaten kaldıramazsınız. Bu ok yaydan çıkmış. Bahtımız artık gireceğiz dedi. Girdi daha muharebenin ilk saatlerinde düşmanın attığı bir güllenin yerden kopardığı bir taş parçası geldi. Turgut Reis'in tam alnının ortasına çarptı ve şehit oldu. Buyur. Kabri de orada. Efendim öyle Evet. Malta alınamadı. O gün bugün de Malta alınamadı. Ne madden ne manen alınamadı. ...bugün de bu işlerin merkezi olarak... ...Malta işine devam ediyor. Peki efendim. Şimdi burada... ...havai fişeklerin Malta ile alakası ne diye... ...soracaksınız evet. diye evet. bekliyorum. Malta'da şu anda... ...o küçücük adada... ...34 tane havai fişek fabrikası var. Buyurun efendim. Oradaki yapılan festivaller... ...buna 10 kere basar. Çünkü onlar... Bu hospitalier dediğimiz, hastaneler dediğimiz, hastaneci şövalyelerin bütün üstadı azamlarını seçerken, grand senyor dedikleri üstadı azamlarını seçerken seçiyorlar. İsa Aleyhisselam'ı vekil oluyor işte evet. papayı seçerken. Dini liderlerini seçerken dini ritüel bir de halkın gözünde şirin görünmek için bunu dinen yaptıkları ortaya çıktı. Ya. Yani bu iki kere iki dört haçlı zihniyetinin dinen yaptığı bir ritüelidir. Havai fişekler. Evet. Müslümanlar niye yapıyor mesela? Buyur abi bilmiyor işte. E, Müslüman kendine sorsun ben bunu hakikaten niye yapıyorum? Niye ben? yapıyorum? Hava atıyor. Ya Anadolu şehirlerinde bu yapılıyor. Anadolu şehirlerinde havai fişekler var. Bu ritüeli bilmeyerek yapıyorlar. Yapıyorlar şimdi bizi Aynı dinlerken ]ca... de ya ne var ki bunda falan diyenler de belki vardır e ama e, ama bazıları efendim bir şeyler atıyor işte şunu içmenin içinde şu var şu işte şunlar üretiyor bunu bunlar üretiyor diyenler patlatıyor ya birisinin düğünde bu kimin düğünü dedim filanca kişi bir gün önce bana bazı nasihatlerde bulundu. Şunun içinde şu var ben şunu bekleriz. Şu o şeyi gaz. Evet, vardır. şu de. şunu almayı falan Tabii. diyordu. Ee, ben bunu sizden öğrendim. Buna bir şey bir mail atayım. <laughs> Sen de Malta Şövalyelerinin efendim hastane şövalyelerinin <laughs> hastanecilerin efendim şeyine alet oldun. Evet hakikaten biblimizi ikaz etmek lazım. Burada kurulan fabrikaların demek ki şeyine e, efendim e, su taşıyoruz. Deirme su taşıyoruz? Evet evet. Ve evet. bir re retüeli bize ait olmayan tamamen tapınak şuallerine, hastane şuallerine ait bir retüeli e, canlandırıyoruz Türkiye'de. Evet. Evet. Çelenk ve tabi şeylere de dilek e, şeyine de gelsek mi diyorum ama vaktimiz ne kadar bilemiyorum. Şimdi efendim bu. Yoksa bu konuyu noktalayalım mı? Aslında mevzu anlaşıldı. Yani bu anlaşıldı da. Evet. Çelenk meselesi de. Ee, belki çiçekçiler bize kızacaklar ya bizim ekmeğimiz falan, ekmek demiz burası falan diyecekler ama yani cenazeye çelenk gönderilmesinin eğer dinense dini bir vazife olmadığını biz düğüne, derneği, iş, işlerin açılmasına bir şey demiyoruz ama evet. e, kabire vefat edene değil mi cenazeye evet bir şehidin kabri üzerinde karafiller serpilmesinin dindeki yerine. Ben mi söyleyeceğim bunu? Diyanet İşleri Başkanlığı? Söyledim. Hadi bir söylesin bakalım. Niye? E Çünkü 99 kişi üstüne yüklenecek. Bak Diyanet bakın ne yaptı falan filan. İyi de bu adamlar devletin kadrolu personeli. Genel bütçeden maaş alıyorlar. Devlet memuru. Bir tapu memuru size gidip de efendim siz 65 yaşını geçmişsiniz. Size bir e, akliyeciden rapor olmazsa mülkünüzü satamazsınız veya alamazsınız dediğinde peki diyorsunuz. Bu hiç gazetelere falan düşmüyor. Şimdi tamam kabillere çiçek atmayalım, gül atmayalım, karanfil atmayalım ama ekebiliriz kabillerini. Güzel çiçekler var. Canlı çiçek ekmek çok sevap dinimizde. Ha, ha bu, bu, bu yapılabilir. Yani siz Bırak. makaslayıp çiçeği getirip oraya çiçeğin ölüsünü getiriyorsunuz mezaraya. Evet. Evet mezarda zaten bir ölü var. Evet. Bir cenaze var. Evet. Buna canlısını getirin de. Ekin orada. Daima. Daima. de bitsin. Daima zikretsin. Tabii. Yeşil kalsın. Hı. Bunu din yasaklamıyor. Evet. Din çiçeğe, yeşille düşman değil. Kıyamet kopacağını görseniz veya koptuğunu duysanız da elinizde bir fidan varsa onu da dikin diyor. Evet. Bu ya kıyamet mi? kopuyormuş biraz sonra bunlar hepsi yanıp buhar olacak ben de dahil demeyin diyor dinimiz. Böyle olan bir dinin mensuplarının <laughs> bu kesilmiş çiçeklerden derdi ne? Karanfil olsun ya. Evet. Ya bir, bir saksı karanfil alsın, Götür. getirsin, diksin oraya. Mezara dik, güzel güzel orada bitsin. Ha, babanın mezarında yer kalmamış. Ya git bir garibanın <laughs> mezarına dik ya. O kadar. Bir hayır sahibi de gelsin suyunu döksün. Rengarenk açsın. Rengarenk olsun ya. Hele sarısı çok güzel oluyor. Hemen e, göze çarpıyor. Evet. Osmanlı bunu camilerde de kullanıyordu. Atallah Allah çiçekleri. Evet. Ama kesme değil. Anladım. Vazolarla değil. Mesela Edirne'deki Ulu Cami. Edirne'nin Ulu Cami eski camidir. Evet. Şimdi eski cami diyorlar. Aslı Edirne'ye yapılan ilk cuma kılınan camidir. Evet. Ulu Cami'de kıbleye doğru döndüğünüzde mihraba doğru sağda bir sıra solda bir sıra çiçek saksıları konurdu. Mis gibi kokan çiçeklerin arasında orada insanlar e, namazlarını kılarlardı. Yeah. Hani Müslümanlık çiçek düşman değil, yeşillik düşmanı değil. Yeşilliği yaş kesen baş keser, evet. kesmiş olur buyuran bir dinin mensupları birader otları götürüyorsunuz insanlara al bu sana çelenkim ya, 24 bir de adını saatte, yazıyorsun 24 saatte 24 işte ticari reklamını yapıyorsun evet 24 saatte bitiyor çürüyor zaten makam sahibi ise makam... çocuklar evet. parçalıyor bilmem evet. ne falan filan onun da ayrı bir kavgaları var evet peki bunu diyanet söylese diyanet söyleyemiyor Hı -hı. hiç olmazsa bana gelip benim arkamdan bir şey diyemezler ben burada bu söyleyeyim de diyanetin <laughs> adına <gülüyor> Onların söylemek isteyip de söyleyemediklerini ben söyleyeyim. Evet. Yani dinde var mı bu? İslamiyette var mı? Çiçek kesip mezara atmayın. Orada çiçek bir şey yapın efendim. Ekin. Yetiştirin. Yetiştirin. Yetişmiş çiçeği evet. götürün. Dikin. Dikin. Orada. Canlı olsun. Tabii tabii. Arkanızda bir çiçek ölüsü bırakmayın ya. Anladım. Efendim bir de dilek fermanı var. O feneri. Da Direk fe feneri. Feneri 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 feneri. Çok enteresan. Şimdi bu dilek fenerinden geldiniz mi hiç? ...akşam çok, saatlerinde çok, deniz çok, kenarlarında. Çok, yatsı ezanından sonra yapıyorlar. Karanlık iyice çökecek. Heh. Yani güneşin battığı yerde kızıllıklar olunca o iyi olmuyor. Her evet. taraf karanlık olacak. Geliyorlar birisinin yaş günü. <laughs> e mum söndürdün bir kere. Pastanın mumlarını söndürdün. Evet. Ne diyelim? Söndürdün. E, tamam. Bir de biri de dilek feneri. Peki dilek nasıl yapılır? İnsan ağzıyla yapar dilek. Kimden yapar? <laughs> Rabbinden yapar. Tabii. Ya Rabbi sen bir yaş daha büyüdüm. Bu önümüzdeki senemi de ömrümün diğer kısmında hayırlı işlerle geçirmemi nasip et. Amin. Ya. Bunu demiyoruz. Feneri yakıyoruz. Fenerin içinde yet yeteri kadar bir yakacak var. Zannederim jöle gibi bir şey var. Yanıcı jöleler var ya. Evet. Hani çayları sıcak tutmayacak Çok evet. tehlikeli bir şeydi. <laughs> Ve bu uçmaya başlıyor. Yükselirken alkışlar, alkışlar, alkışlar. buyur Ya dua alkıştan olur mu ya? Dans ederek dua edeceksin. İbrahim Tatlıses'in sözü aklıma geldi. Şapli falan derdi. Arada bir falan türkü söylerken. Sahnede şapli evet. falan. Yani dua edeceğinize, dilekte bulunacağınıza neler evet. yapıyorsunuz? Efendim? Ve o fener ters bir rüzgarda birisinin evinin üstüne alaboronu düşer de o ev yanarsa sorun mu? Kim? Böyle bir tehlike de var. Var. Tabii. Hele hele böyle bir zamanda. Umumladık yerlerde yangınlar çıkıyor. Evet. E, ni, niye bu? Ya i̇nsanlar işte. Ya gitsin bir fakir bir sadaka versin ya, bir çocuk okusun ya. Havai fişeklerden e, orman yangınlarını bilirim ben. <laughs> Köy yangınlarını bilirim. Ciddi söylüyorum. Enteresan bir şey. Şimdi bir çelenk. Evet. evet. Ataullah Bey. 170 liraya yapılıyor. Hmm. Dilek feneri 5 liradan 65 liraya kadar lüks tarifesi dahil wow. fiyatları var. Evet. Buket çiçekler 32 liradan 170 liraya kadar fiyatları var. Karanfilin bir tanesi iki buçuk liraya yakın. Bir tek dal, dal kesilmiş karanfil. E ee, E ne oluyor? Biz çiçek dağıtıyoruz işte. Memleket görsün. Peki bu, Görsünler, desinler bu, için. Allah Teala'nın, ya Rabbi, bana bir sebep gönder. Yani çok sıkıntıdayım daraldım dediği zaman da ona bir yardım gönderiyor mu bu adamlar? Zannetmiyorum. Ya. Zannetmiyorum. Onlar gene değirmenin gürültüsü arasında, duaları da, ahı ahı eninleri de kaybolup gidiyor. Habire değirmen dönüyor, ekonomi değirmeni dönüyor. Evet buket, çiçek, çelenk, işte havai fişek, o, bu, dilek feneri. Hepsi havaya giden şeyler. <laughs> havaya giden şeyler. Çok güzel. Ama şimdi havai fişekler tabii bir, birilerinin ekmeğine yağ sürüyor. Birilerinin değirmenine su taşıyor. Biz de farkına varmadan hem maddi hem manevi olarak bu retüele, bu ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Hakikaten çok ayıp, çok günah. <laughs> Yani bunun farkına varmak lazım. Bakın programı yaptık, ortaya koyduk. Şimdi bakıyorsun. Sebep bu. Evet. elini birleştiriyor, çenesini altına götürüyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben utanıyorum ya. Bunlar nasıl Müslüman çocuğu ya? <laughs> Peki efendim, programımızı bitirdik biliyor musunuz? Peki. Evet, sevgili dinleyiciler, araştırmacı, tarihçi yazar İsmail Ağca'ya çok teşekkür ediyoruz bugün içinde de ve sürçü lisan ettiysek efendim e, affolun, Allah'a ısmarladık.